Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Ramazan'da bizlere vefa gösterdiğiniz, sahur vaktinde, seher vaktinde hep bizimle buluştuğunuz, işte artık bunlar son sahurlar derken geldik en son sahura. Bugün size bir sürprizim olduğunu söylemişimdir. Muhakkak surette hani siz biraz tahmin de ediyorsunuz benim son günlerde yaptığım, efendim böyle sizler için güzel dualarla, güzel girizgahlarla sizlere hazırladığım sürprizler hakkında biraz böyle tahmininiz var ki şu anda ekranda da görüyorsunuz. Efendim senelerdir İstanbul'un da Türkiye'mizin de bereketi olmuş bir merkez var. Bereketzade diye. Yüzlerce talebeye çocukluğumdan, gençliğimden bile bilirim. İnsanlar gelir, sorgusuz sualsiz orada oturur, aşını içer, imkan varsa hatır sorulur, ilgilenir. Böyle esnafın, bilinmenin iç içe yaşadığı, gayrimüslimlerin, her türlü insanın beraberce bulunduğu bir yerdir. Fakat orada insan şunu görüyor işte, ağzı dualı olunca, Allah için bir şeyler yapmaya gayret edince, Ramazan'ın başından beri anlattığımız Kur'an'ın, Efendimiz'in ahlakı bir yerde temsil edilince hemen insanlar kaynaşıveriyor. Ne yapalım dedik, son sahur, hem benden bıktınız, son sahurda dedik ki duasını aldığım, hani böyle ya hocan diyoruz görmüyoruz, gönenli hocam göçtü, birçok zata eriştim, onlar şu anda ahiretteler ama sizler için de bizler için de kıymetli, emekli din görevlimiz, kıymetli hocamız, imam hatibimiz, Kasım hocamız bizlerle beraber efendim. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Efendim dedik ki, şimdi bizim böyle, bizde dua edecek ağız yok. Ama hem sizden bayram ziyareti gibi, sizle sohbet ettiğimizde eminim, hep öyle oldu çünkü kıymetli hocam. Sizle ne zaman sohbet etsek, insanlar bayram günü birbirlerini arar, sorar. Ve sonra da bize dönerek, ya son seyrettiğimiz program vesile oldu. Biz de büyüklerimizi hatırladık, ziyaretlerine gittik, çok ibret aldık diye hep dönüşler oldu. Evet. O sebepten sizi çağırdık, lütfettiniz, geldiniz, yorduk ama afiyettesiniz efendim inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ramazan elhamdülillah bereketiyle biraz da hızlı mı geçti sultanım bu? Ramazan sanki biraz daha hızlı mı geçti, ne oldu? Çok hızlı geçti sanki. Efendim biraz bir insan bir şeyden zevk aldığı zaman onun ne zaman, o zamanın ne zaman geçtiğini bilemez. Hmm. Eğer zevk almasaydı insanlar Ramazan çok zor geçerdi. Şimdi çok bu müjde aldı o zaman. Çok. Yani Ramazan'ın hızlı geçişinden yani biz de biraz memnun mu olmalıyız? İnsan sevdiği kişiyle konuşurken vaktin nasıl geçtiğini bilemez. Hmm. Ama sevmediği bir kişiyle de karşılaştığı zaman bir an evvel şundan uzaklaşsam diye bahaneler arar. İşte işim var, acele gideceğim bir yere diye böylece işi savuşturur. Şimdi ben de bu Ramazan'da malum evden dışarı çıkmadım ama öyle dedim ki bu sene Ramazan İstanbul halkından memnun. İstanbul halkı da Ramazan'dan memnun. Onun için öyle derler, ya Rabbi bizi Ramazan'ın şikayetinden muhafaza eyle. Amin. Amin. Şikayetinden muhafaza eyle, şefaatine nail eyle. Amin. Ya, amin. Ne güzel. Ramazan durum. Çok güzel geçti bu sene. Sizlerin yapmış olduğu bu gayretli sohbetlerinizde halkımıza yeni bir şey verdi, şevk verdi, aşk verdi. Diğer hocalarımızın da konuşmalarını hep dinledim. Ve mesela hepsi de bu millete karşı, bu cemaate karşı bir faydalı olmaya çalıştı yani. Evet, hep Kur'an'dan, ayetten, hakikaten hepsi bu sene değildi. Böyle bir yine aynen buyurduğunuz gibi herkesin aynı böyle davada, aynı inançta insanları birleştirmek için bir gayreti vardı değil mi sanki? Vardı, var. Elhamdülillah. Böyle abuk sabuk da çok eskiden duyduğumuz 5-10 sene evvelki anormallikler gibi şeyler de daha az yaşandı sanki değil mi efendim? Yaşandı. Çok kalmadı bile. Ben bu sene çok memnun ayrıldım. Çok memnunum yani. Öyle mi? Çok memnun oldum. Elhamdülillah. Yani ben kendim orucumu tuttum ama İstanbul'daki bu seneki Ramazan'a karşı olan saygı ben bu yaşa kadar İkincisini bilmiyorum yani. Hocam hakikaten şöyle bir şey, bendeniz de mesela 2-3 sene evvel acaba bana mı öyle geliyor dedim. 2-3 sene evvel iftar saatlerinde bile, gündüz saatlerinde bile bir şey olurdu, bir karışıklık. Trafik daha çok artmasına rağmen, daha çok araç sayısı olmasına rağmen bu sene böyle bir hakikaten şehirde de fark edildi değil mi efendim Ramazan'ın bereketi? Muhterem, şimdi her sene Ramazan 20 rekat mı, teravih 20 rekat mı, 10 rekat mı, 8 rekat mı, 7 rekat mı diye böyle tartışılıyordu. Bu sene bunu ben hiç duymadım. Doğru, doğru. Mesela gece sahuru şu kadar uzatmak lazım deniliyordu. Bu sene onu da duymadım ben. Evet. Ne kimse iftara, ne sahura hiç kimse bir şey vermedi, karar vermedi. Hı. Millet bildiği gibi sahurunu da yaptı, iftarını da yaptı yani. Elhamdülillah. Demek ki bizim insanımız da primer değil mi hocam? Efendim? Bizim insanımız da öyle her şeye eyvallah etmiyor artık. Biraz daha anladı sanki. Artık. Değil mi efendim? Şimdi değerli hocam. Estağfurullah. Bizim burs verdiğimiz talebelerden şu anda belki 15-20 tane doçent var ya. Bunların hepsi de tefsir, hadis hocası oldu. Bunlar şimdi de öyle cemaat elçisi gibi ulu orta herkes konuşamıyor. Karşısında bir tanesi çıkıyorsun, yanlış konuşuyorsun diyor. Ya, susturuyor. Susturuyor yani. Hmm. Herkes elçisi yani, gibi değil bu artık. Bu din mevzuunda ağzına gelen konuşma meselesi insanlar yetiştikçe azaldı buyuruyorsunuz. Azaldı. Elhamdülillah. Azaldı. Sizden çok bunu azaldı. Duymak çok güzel efendim. Çok azaldı. Biz sizin dualarınızla, biz hep çocukluğumuzdan beri sizin gibi hocalarımızı camilerde, kürsülerde dinledik. Ama insanların pandemiden sonra böyle camilere, kürsülere falan gitme alışkanlığı bizim çocukluğumuzda gibi olmadığı için ben denizde burayı biraz kürsü edindim. Papağanlık yapıyorum gerçi. Sizden duyduklarımı şey aktarıyorum ama. Efendim, dışarıdan aldığım şeylere göre, bilgilere göre yapmış olduğunuz bu Ramazan boyu konuşmalarınızdan çok insanların istifade ettiğini duyduk yani. Elhamdülillah. Yani sizden duyduklarımızı aktarabildiysek. Efendim şimdi insanlar Ramazan'dan sonra bendenizin ne bilgisi var o hususta, ne görgüsü kafi. Konuşsam da insanlar, bizim seyirci beni dinlemez zaten. Ya daha dünkü uşak bize ne konuşuyorsun diyecekler. Ama şimdi bayramdan çıkışları var. Bendeniz isterim ki, eskiden biz öyleydik. Efendim Ramazan'dan çıkıyoruz, ne yapalım? Bayrama giriyoruz, ne yapalım? Hangi düşüncede olalım? Hangi fikirde olalım gibi sizin fikrinizle, sizin görüşünüzle, dualarınızla bize yön vermenizle alakalı ne tavsiye edersiniz? Lütfetseniz. Şimdi Fatih Efendi, malum ben senin babanı çok seviyordum. Hı. Babandan sonra sen babanın mirası olarak tanıştık seninle. Hı. Kaç sene oldu babanızın vefatı? 2005'ti işte, 2004'tü. Olmuş bayağı. Bayağı 15 seneyi çabuk geçmiş. Ya. 15 senelik dostuz seninle. Onun için efendim şimdi bu işi biraz da böyle şahsi şöhret için, menfaat için de bazen oluyor böyle. Ama ben bu Ramazan'da işte bizim Bereketzade var, İskender Baba var, bir tane de evet. Hep efendim bu arada bu isimleri geçen yerler hep ilahiyat talebelerimizin, ayrıca başka fakültedeki talebelerimizin ilim, irfan öğrendikleri, dışarıdan ders aldıkları, eksiklerini giderdikleri, bazen bir aş, bir sohbet, bir yemek için bile uğradıkları fahri olarak hizmet eden yerlerden. Evet, bu izahı da size arz etmiş oldum. Müessese oluyor. Evet, müessese. Efendim, ben bütün Ramazan'da hiç daha bir şey çıkmadı benden. Kardeş olalım, birlik olalım, beraber olalım.